Mutfağımdan herkese selamlar sevgiler. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte güzel mi güzel oldukça pratik bir misafir hazırlığı yapalım. Misafir hazırlığına genelde geceden başlarım. Bugün ev işlerini falan toparladım. Şimdi mutfağımıza girelim ve ilk olarak tiramisumuzu yaparak başlayalım. 1 litre sütümüze 1 su bardağı un ve 1 su bardağı şeker, 1 tane de yumurta sarısını ekleyip iyice karıştıralım ve daha sonra ocağımızın altını açalım. Sürekli karıştırarak pişirelim. Aksi takdirde böyle topaklanmalar olabilir. Bu tiramisu tarifi o kadar pratik ve o kadar lezzetli ki denemenizi tavsiye ederim. Evet. Güzelce hazırladık. Şimdi üzerine 1 yemek kaşığı tereyağımızı ekleyelim. Tiramisu'nuzu bir gece öncesi yaparsanız kalıptan çıkarması çok daha kolay oluyor ve üzerine bir pakette vanilyamızı ekleyelim. İlk sıcağı çıktıktan sonra labne peynirini ekleyeceğim. Kahvemizi hazırlayıp ve daha sonra kremamızın üzerine labne peynirimizi ekleyip güzelce çırpalım. Bu çırpma işlemi oldukça önemli çünkü pürüzsüz olması gerekiyor. Kremanızı bu şekilde hazırlayıp, ister kedi dili bisküvisiyle, isterseniz pasta tabanıyla çok güzel tiramisular hazırlayabilirsiniz. Porsiyonluk olarak da yapabilirsiniz. Hemen e, pasta tabanımızın en üst katına alt kata bırakalım. Bu şekilde daha düzgün çıkacaktır. Şöyle kahveyle çok fazla olmayacak şekilde ıslayalım. Bu tarifte kremamız oldukça bol oluyor. Hani hazır tiramisular oluyor ya kalın olarak bu da öyle olacak. Şimdi bir pasta çemberine geçirelim ki kreması kenardan akmasın. Yarısını hemen dökelim. Bakar mısınız kremamız gerçekten muhteşem. Bununla dilediğiniz şekilde hazırlayabilirsiniz. Üzerine hemen üst katını da kapatalım. Ben hazır pasta tabanı kullandım. İsterseniz sizler e, normal yapabilirsiniz. Ve kedi dili bisküvisi de kullanabilirsiniz. Evet dikkatlice yerleştirdikten sonra tekrar kahvemize hafifçe ıslayalım. Çok fazla dökmeyelim. Geriye kalan kremamızın hepsini üzerine dökelim. Geceden sadece tiramisu'yu hazırladım. Devamla yarın sabah devam ederiz. Evet sabah kalkınca ilk işim hemen sıcak limonlu ve sirkeli suyumu içmek oluyor. Uzun zamandır bu şekilde kullanıyorum ve bana çok iyi geliyor. Şöyle bir balkon havası alıp hemen kaldığımız yerden devam edelim. Normalde geceden daha çok hazırlık yapıyordum ama bu sefer biraz temizlik falan derken. Çok fazla bir şey yapamadım. Evet, sarmalarımızı pişirmeye geçebiliriz. Dondurucumda genelde sarma olur. Böyle hazır olunca da oldukça pratik oluyor. Üzerine tuz, zeytinyağı ve nar ekşisi bir de sıcak suyunu ekledik mi tamamdır. Arzu ederseniz sizler salçalı sosta hazırlayabilirsiniz. Dondurucu sarmasını daha önce sizlerle detaylı olarak paylaşmıştım. Pirincinin kırılmaması için, ondan sonra çıkardıktan sonra nasıl pişireceğinize dair bütün püf noktaları vermiştim. Evet, şimdi sarmamızı pişmeye bırakalım. Hemen üçüncü tarifimize geçebiliriz uzun zamandır Hindistan cevizli kurabiye yapmamıştım çok güzel bir tarif malzemelerimizi karıştırma kabımıza alıp yoğuralım ve daha sonra cevizden daha küçük fındıktan biraz daha büyük parçalar koparıp yuvarlayalım arzu ederseniz sizler daha minik minik de yapabilirsiniz. Hindistan cevizli kurabi inanılmaz güzel oluyor ee, uzun süre böyle dışarıda muhafaza edebilirsiniz hava almayacak saklama kaplarında evet şekil verip hemen fırına pişmeye gönderelim bunun pişmesi de oldukça önemli. Kurabiyelerimizi fırına gönderdik. Hemen dördüncü tarifimize geçelim. Bugün mayasız poğaça yapacağım. Bu da şipşak poğaçalardan bir tanesi. Sadece kabartma tozuyla oldukça pratik şekilde yapabilirsiniz. E, peynirli olarak hazırladım. Sizler bu tarifi patatesli, zeytini yani dilediğiniz malzemelerle yapabilirsiniz. Bir de şekli de tamamen size kalmış. Dilediğiniz şekillerde yapmanız mümkün. Bu poğaça tarifini de daha önce sizlerle paylaşmıştım. Dereotu eklemiştim. Sizler dereotlu veya sade olarak bırakabilirsiniz. Evet poğaçalarımız hazır. Mayasız olduğu için böyle bekleme süresi falan da hiç yok. Hemen üzerlerine yumurta sarısı sürelim. Ee, sizler çörek otu, susam serpiştirebilirsiniz. Ben bugün sade bırakacağım. Poğaçaları yapıncaya kadar bu arada kurabiyelerimiz pişti. Misafir hazırlığı yaparken e, sıralama oldukça önemli. Evet hemen fırına gönderelim. Bu arada kurabiyemizin böyle ilk sıcağı çıktıktan sonra pudra şekeri ve hindistan cevizine bulayalım. Bu tarifi hazırlayıp dondurucuya da kaldırabilirsiniz ve dışarıda uzun süre muhafaza edebilirsiniz. Çok taze ve güzel oluyor. Sizler kurabiyeleri geceden de hazırlayabilirsiniz. Tabii ben o gün biraz temizlikle uğraştığım için vakit bulamadım. Evet, gayet güzel oldu kurabiyelerimiz. Kurabiyelerimiz de bulayıncaya kadar poğaçalarımız pişti. Çok güzel oldu şekli falan da harika. Yoğurtlu erişte salatası hazırlayalım. Çok lezzetli bir tarif. Ev yapımı erişte kullandım. Sizler evde yoksa hazır erişte de kullanabilirsiniz. Bu arada masamı kurdum böyle ufaktan. Hemen bir kontrol edelim bir eksik var mı diye. Misafir hazırlığı kadar masa sunumu da bence oldukça önemli. Hemen tekrar mutfağa geçtim. Poğaçaları servis tabağına alalım. Hemen börek yapımına geçebiliriz. Aslında böreği de geceden hazırlayabilirdim, o da kaldı ama sorun değil. Hepsini hallettim. Bu börek de o kadar güzel ki böyle sadece yağ sürüyorsunuz, tereyağı ve sıvı yağ. Bunu da patatesli yapmak istedim. Sizler dilediğiniz iç malzemesiyle yapabilirsiniz. Üçgen kesmiş olduğumuz yufkalarımızı yağlayıp işleyelim ve saralım. Çok sıkı sarmayalım ve daha sonra pişirme kağıdı serili fırın tepsimize alalım. Yumurta sarısı sürdüm ve bu aşamada e, böreğimizi böyle çıtır çıtır yapacak sodamızı dökelim. Bu var ya inanılmaz güzel, çok çıtır bir börek oluyor. Böreğimiz kenarda beklesin. Sodasını güzelce çeksin. Şimdi ikinci salata tarifimize geçebiliriz. Daha önce sizlerle nohut salatası paylaşmıştım ama bugün ekstra ilaveler yaptım. Köz patlıcan ve köz kırmızı biber ekledim. Daha sonra haşlanmış nohut, kornişon salatalık, yeşillikler ve mor soğan inanılmaz güzel bir salata oldu. Gözlenmiş sebzeleriniz ve haşlanmış nohutunuz varsa bu salatayı yapmak birkaç dakikalık iş. Hemen üzerine pul biber, sumak, nar ekşisi, tabi sizler damak tadınıza göre az veya çok ilave edebilirsiniz. Daha sonra üzerine böyle bolca zeytinyağı ekleyelim. Son olarak tuzunu ekleyelim. Çok güzel bir salata oluyor. İster porsiyonluk isterseniz normal servis tabağında sunum yapabilirsiniz. Şimdi salatamızı bir tarafa alıp şu an karıştırmayacağız. Böyle servis yapmamıza yakın karıştıralım. Erişte salatamız için yoğurt, mayonez ve sarımsak üçlüsünü karıştıralım. Eriştelerin de iyice soğumuş olması gerekiyor. Hemen üzerine rendelermiş salatalık ekleyelim. Misafir hazırlığında genelde iki salata yaparım. Bir tanesi yoğurtlu, bir tanesi de yoğurtsuz. Hani ikisini yoğurtlu yapmam. Evet, üzerine hemen mısır ekledim. Konserve mısır ve daha sonra dereotunu da ekledik mi? Tamamdır. Şimdi yoğurt sosumuzu dökebiliriz. Yoğurtlu salatalarda özellikle böyle makarna, e, erişte gibi yani yoğurdu iyi çeken salatalarda yoğurt sosunu sonlara doğru ekleyelim ki böyle bütün yoğurdu çekmemiş olsun. Bu salata da hem pratik hem de çok lezzetli. Yine sunumu tamamen sizlere kalmış. İster porsiyonluk, isterseniz böyle e, servis tabağında sunum yapabilirsiniz. Hazırlıkların artık sunum kısmına geldik. Sarmalarımız iyice soğuduktan sonra servis tabağına alalım. Üzerine biraz zeytinyağı bir de limon dilimleriyle süsleyelim. Bu arada dolabımın son sarmalarını pişirdim. Genelde dolapta bulundururum. Hemen tiramisumuzu dolaptan çıkaralım. Üzerine kakao serpiştirelim. Bu tarifte çok güzel. Mutlaka deneyin. üzerine bolca kakao serpiştirdikten sonra hemen çemberden çıkaralım. Bu tarifi yaptığınızda böyle bir çember kullanmanızı tavsiye ederim. Daha düzgün çıkmış olacaktır. Tiramisu'muz hazır. Yapımı son derece kolay ve görüntüsü çok çok güzel. Böreklerimiz pişti. Böyle çıtır çıtır çok lezzetli oldu. börekler o kadar sıcak ki böyle elimi yakacak sıcaklıkta. E, genelde böreklerin böyle sıcak kalması ve çıtır çıtır durması için son bir saatte pişiriyorum. Evet servis tabağına aldık. Hazırlıklarımız tamam. Hemen bir salona göz atalım. Masamızı kontrol edelim. Birlikte neler yapmışız? Burada görüntüsü güzel, yapımı kolay tiramisumuz, son derece güzel kurabiyemiz, ağızda dağılan bir kurabiye çıtır çıtır çok lezzetli böreğimiz ve tabii ki sarmalarımız turşulardan da çıkardım. Poğaçamız, hemen nohut salatasını bu şekilde porsiyonluk hazırladım. Erişte salatasını da porsiyonluk olarak hazırladım. Üzerine yağ yakacaktım ama son anda onu unuttum. Neyse sağlık olsun. Bugün de sizlerle çok güzel bir misafir hazırlığı yaptık. Sizler nasıl buldunuz? Beğendiniz mi? Masadaki hangi tarifi çok beğendiniz? Yazmayı unutmayın. Masadaki tariflerin hepsini daha önce detaylı olarak sizlerle paylaşmıştım. Bunun için böyle uzun uzun video çekip sizleri de sıkmak istemedim. E, tariflerin linkini açıklama kısmına bırakacağım. Oradan hemen tıklayıp ulaşabilirsiniz. Misafir hazırlığını ne kadar çok sevdiğinizi biliyorum. Video çekmek biraz uğraştırsa da sevdiğinizi bildiğim için büyük keyifle paylaşmaya çalışıyorum. Umarım sizler de keyifle izlemişsinizdir. Yeni tariflerle, yepyeni misafir hazırlıklarıyla görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Evinizden huzur, mutfağınızdan yemek kokusu, masanızdan sevdikleriniz eksik olmasın. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.